yapacağım biliyor musun? Masayla alakalı bir şey de bu kamerayı alacağım. Bunu böyle normal buraya bakarken buraya alacağım. Allah'ım ne şey. Diğer brownie'ler gibi pörsümemiş, böyle pıçık pıçık kalmamış. Yani James Brownie gerçekten böyle dolgun, harika, patlamış, şişmiş bir şeyler olmuş. Önceden ısıtılmış. Ah, bak ben bunları video çekerken çok nefret ediyorum. Fırına koymadan önceden ısıtılmış diyorlar. Ben tarife bakarken orada ısıtmamış oluyorum. Tarifle beraber gidiyorum. Sonra fırınım aslında önceden ısıtılmamış oluyor. Sonra tekrar beklemek zorunda kalıyorum. Bence bu çok saçma bir şey. Ondan dolayı bunu editle en öne koyacağım. Ve sonradan ısıtılmış olacak. Merhaba, merhaba. Bugün protein tuzum geldi. 4 kilo protein tozu söyledim. Çünkü neden olmasın? Ve dedim ki, acaba bu protein tozuyla ne yapılmalı? Tabii ki de brownie. Çünkü neden? Ben çok seviyorum. Ve aşırı derecede çikolata krizindeyim. Çikolata komasındayım. Gerçekten brownie istiyorum. Ondan dolayı bugün brownie yapacağız. Bugün kendime yapacakken dedim ki, neden video çekmeyeyim? Çünkü benim brownie'lerimi herkes çok seviyor. Aldın! Gerçekten ama ne zaman brownie yapsam herkes ya tarifimi istiyor ya nasıl yaptığımı soruyor ya. Ondan dolayı bugün ben de size brownie yapacağım. Çünkü istek aldım. Gerçekten istek aldım. Yani insanlar dediler ki, insanlar demeyeyim, sevgili arkadaşlarım. Sonuç olarak istek almış olmam önemli. İstek aldım ve bana dediler ki, brownie'yi nasıl yapıyorsun, videosunu çek. Ben dedim ki, tabii ki. Ama normalde böyle sağlıklı brownie yapmıyorum. Bayağı yağlı, ondan sonra çikolatalı, unlu, sütlü brownie'ler yapıyorum. Ama bu sefer protein tozum geldi ve birkaç 10 kilocuk fazlam olduğu için diyete başladım. Ve ondan dolayı kalorisi düşük veya daha sağlıklı brownie yapmaya karar verdim. Haydi başlayalım. Şimdi kamerayı buraya alıyorum. Buraya aldım. Okey. Şimdi normalde bir bardak şeker kullanmamız gerekiyor. Ama ben şeker yerine hurma kullanacağım. Bir bardak şekere aynı şekilde bir bardak hurma kullanacağım. Ay pardon yanlış oldu. Böyle değildi. Şunun içine koyup yapacaktık. Bunları şöyle koyayım birazdan. Burada herhalde gözükmez kameranın burası. Gözüküyor. Burada burası gözüküyor mu? Şunu arkasına koyarsam gözükmez. Bir bardak şekere bir bardak hurma yeter mi sence? Şimdi şöyle bir şeye karar verdim. Normalde bir bardak şekeri bir bardak hurma kullanacaktım. Ama düşündüm dedim ki bence bu az olacak. 1,5 bardak çıkartıyorum. Var mı arttıran? Arttırıyor musun? Hayır. Ben çok şekerli sevmediğim için. Ben dediğin şekerli olur. Böyle bol bol şeker bol. Vay be. Ama sen çikolata tatlı da sevmiyorsun. Bence o konulara değinmelisin. Ellerimi bu kadar sabunladım, ettim, yaptım diye. Sabunlamadım ama. Sabunlamadım. Hadi sayalım kaç tane hurma etmiş. 11, 12. 12 hurma etti. 12 hurmayı içine koydum. Şimdi ellerimi yıkayıp geleceğim çünkü hurma temizlemek bayağı vıcık vıcık bir işmiş. Şimdi bunları ayırdığımıza göre sıvısı bir bardak olacak şekilde. Yağlı suyu mu? Yağı yağı. Aynen. Hindistan cevizi yağını da böyle içine koydum. Oldu. Şimdi bunu makinenin içerisinde çekeceğim. Bozulursa tarifimiz yarıda kalır. Ay, elime yağ geldi bu sürü. Dokunma bir yere. Aç aç aç. Aç aç aç. Şimdi bunu yaptığıma göre diğer malzemeleri içine koyma vakti geldi. 2 tane
bir yumurta. Oh, çikolatamız donmuş. Benim acı usulü erittiğimiz bir tane bitter çikolata %70'lik veya 60'lık olması önemli ya da değil. Kendi zevkinize doğru orantı. İçine döküyoruz. Wow. Çok çikolata. Bir ölçek protein tuzu katıyoruz içine. Tabii ki de çikolatalı. Yani. Birazcık, azıcık yulafını koyuyoruz. Unumuzun geri kalanını şimdilik koymayacağım. En son blenderdan öğüttükten sonra çıkacak kıvama göre geri kalanını koyacağım. Blenderda öğütmeyeceksin ki şimdi karıştıracaksın. Anne ya benim aklıma çekmek işte bu yani. Blenderda çekilir yani bu bitti. Karıştıracaksın blenderda. Vanilya ekstratı koyuyoruz bir azıcık. Tabii ki de kabartma tozu koyuyoruz. Yani tariflerde bazen kabartma tozu yok. Özellikle şey tariflerinde. Sağlıklı yaşam tariflerinde. Ama olmazsa olmaz sonra en süre pırsa fışık diye kalıyorlar. Fışık diye kalıyorlar. Buraya da yapayım. Bundan dolayı ben koyacağım. Ama gluteni var mıdır yok mudur onu bilemeyeceğim. Sonuçta ben gluten yiyorum. Yemeyenler düşün. Birazcık da bundan koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar ya da ne kadar çok istiyorsanız. Ve tabii ki de azıcık tuz. Çünkü tuzsuz. Tatlı değil mi? Evet. Nedeni bilmiyorum. Bunların asit baz dengesi bir şeyleri vesaire var ya ondan dolayı buz koyuyorlar. Ay buz diyorum. Tuz koyuyorlar. Ama neden koyuluyor bilmiyorum. Sadece daha o şeyden buldum. Çünkü çikolata şey azıcık böyle tuz koyar. Niye sana bakıyorum? Kameraya konuşacağım lazım. Evet bunu diğer videoda yapmışım. Çünkü ışık çok gözümü alıyor. Tuz koymamızın sebebi şu. Çikolatanın o tadı var. O bir tadını çikolatanın böyle çıkartıyor onu anlayayım. Öyle dediler. Çok sorgulamadım yani sonuç olarak yemek yani her şeye tuz koyuyoruz onu da koyabiliriz. Ama o tatlı. Bilmiyorum. Neyse espresso makinecimizle espressomuzu çekelim. Çünkü o da çikolatanın aromasını daha yoğunlaştırmamızda bize yardımcı oluyor. Çık çık. Hadi. Bakalım bakalım. Beni hayal kırıklığına uğratmayacak. İlk defa yapıyorum bu arada. Sadece normal yaptığım tarifi sağlıklılarıyla değiştirdim. Şeker yerine hurma kullandım. Un yerine yulaf unu ve protein tuzu kullandım. Aynı zamanda yüksek proteinli olacak. Çünkü kim brownie yerken protein kazanmak istemez ki? Ben isterim. Ay. Anne şuna bak. Şimdi tadına baktığımda bir sıkıştırma hurmanın şekeri aslında gayet güzel. Fakat böyle birazcık daha, böyle birazcık daha şekerli olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Yine şeker kullanmayacağım, stevia kullanacağım. Yarım yemek kaşığı kullanacağım, yine tadına bakacağım. Eğer tadı yeterli şeker seviyesine gelmezse bir yarım kaşık daha koyacağım ama bir kaşıktan fazla gideceğini tahmin etmiyorum. Yarım stevia kaşığını aldım. Şuradan aşağı dökeceğim. Zaten yarısı da kutunun orada gitti. Artık çıkartabilirim. Şimdi bunu tekrar şu şekilde yanlarını da alarak karıştıracağım. Ay, harika ya. Gerçekten harika. Çok merak ediyorum pişince nasıl olacak. Ya şu tadı dehşet. Hindistan cevizi yağının bir kısmını ayırmıştım. Onu da borcamımızın dışına sürdüm. Böylelikle kekimiz tabağa yapışmayacak. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra tekrar değil yani ilk defa koyacağım. Tamam. Bu şekilde. Çok iyisin, çok iyisin. Maşallah, maşallah. Nazar gelecek diye çok korkuyorum. Fırında unuturmuşum falan. Maşallah, maşallah. Aynen.
birkaç kere sertçe masalara çalacağız. Öyle ya, çalmak yani. Tabii burası sert demin olmadığı için olmuyor. Bugün de baloncukları patlattık, gördünüz mü? Bazıları patlamıyor işte. Okey, yeter. Gece gece insanlar kızmasın. Saat 22.31. Sonuncusunu yapmam lazım. Ne yapayım? Uyum böyle. Şimdi, önceden ısıtılmış. Ah, bak ben bunları video çekerken çok nefret ediyorum. Fırına koymadan önceden ısıtılmış diyorlar. Ben tarife bakarken orada ısıtmamış oluyorum. Tarifle beraber gidiyorum. Sonra fırını aslında önceden ısıtılmamış oluyor. Sonra tekrar beklemek zorunda kalıyorum. Bence bu çok saçma bir şey. Ondan dolayı bunu editle en öne koyacağım. Ve sonradan ısıtılmış olacak. Yani ben aslında ısıttım. Sonradan ısıtılmış fırınımızın içine koyuyoruz. Yaklaşık 30 dakika diyeceğim şu anda. Çünkü kontrollü pişireceğim. Belki 20 dakikada, 10 dakikada bir bakmam. 20 dakikadan sonra bakarım. Çünkü ilk defa yapıyorum ve protein tozu ve yulafın ne kadar hamurda etkisi olacağını ve ne kadar hızlı veya yavaş pişeceğini bilmiyorum şu anda. Ondan dolayı bekleyeceğim, bakacağım, kontrollü pişirme sağlayacağım. En sonunda size aşağıya böyle tarif bırakacağım. Ama bunları aklımda tutabildiğimden değil kesinlikle, videoya bakarak. Çünkü yaşasın video ve kayıt. Ve this goes to Owen. Gidiyoruz mami. Çok ince oldu. İnşallah kabarır. Bakalım bakalım. How it's gonna work out. Woo woo woo. Woo woo woo. Çok fena bir brownie yapıyorum. Evet. Ve yaklaşık 25 dakika oldu. Biraz önce fırına baktım. Allah'ım dehşet. Diğer brownie'ler gibi pörsümüş. Böyle pıçık pıçık kalmamış. Yani yiyeceğiniz brownie gerçekten böyle dolgun, harika, patlamış, şişmiş bir şeyler olmuş bir yani. Şimdi ocaktan çıkartıp hemen buraya koyacağım. Ve sunuma hazırlayacağız. Ve tadına bakacağız. Ve bakıyorum saat 11 gece. Yani sanırım yapmamam gereken bir şeydi bu. Ya da tadına bakmamam gereken bir şey sanırım. Aynen, sabah bakmalıyım ama... Solucu içinde şeker bunu yok değil mi? Hadi bakalım. Harika. İçi pişmiş. Üf, yani dehşet bir şey. Bakalım 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 nasıl oldu. Brownie gibi olmamış aslında. Bir tık daha çikolatalı kek gibi olmuş. Evet, buna brownie denmez. Buna bildiğiniz çikolatalı kek olmuş. Bu çünkü kabartma tozu gayet şişirmiş. Hani asla un yoksunu bir şey değil. Hani un yokmuş gibi değil asla. Yani unsuz olan şeyler birazcık daha böyle çöker, cıvık olur ya. O yok kesinlikle. İçinde hiç şeker yok. Ama bu demek değil ki bütün tepsiyi yiyebilirsiniz. Asla. Asla düşüneyim. Kalori hesaplamasını da yapayım. Bütün tepsi yerseniz ne kadar acaba kalori edinirsiniz? Gerçekten bütün çikolata ihtiyacımı karşıladı. Günlerdir diyetliğimde çikolata yemiyordum ve aşırı canım çikolata çekiyordu. Yani birbirinizi aşırı yiyordum. Ve bütün çikolata isteğim gitti. Harika hissediyorum. Ya böyle tarifler olunca bence diyet yapmak zorlu bir şey değil. Çünkü sonuç olarak çikolatanızı da yiyorsunuz. Çikolatalı kekinizi de yiyorsunuz. Çikolata yeniyor. Yani çikolata yiyerek zayıflamak bence bu. Yaparsanız lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ne kadar insan bu tarifini yapacak gerçekten merak ediyorum. Şu an ve ileriki zaman içerisinde bakalım göreceğiz kaç kişi deneyecek bu tarifi. Başka tarif isterseniz sağlıklı veya sağlıksız lütfen aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videoda söylediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı diyetler diliyorum. Sağlıklı karantinalar diliyorum.
bilmiyorum. Sonuç olarak bunu karantinada yaparsanız bunun yağlı ve unlusu kadar çok kilo almayacaksınız demektir. Bence karantina proof bir şey. Karantinaya göre. Evde denemelik. Tam evde denemelik. Deneyin. Woo! Bir sürü brownie. Denemelisiniz. Bir başka videomda görüşmek üzere.